Efendim merhaba. Evet, yeni bir detay programıyla karşınızdayız ve bugün gündemimiz sağlık olacak. Tabii bugün özel bir tarih aslında. Bakıldığı zaman Annan Planı referandumunun 14. yıl dönümü. Bir yanda Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmalar zaten yıllardır süre gelen şekilde yapıyoruz. Yeni bir durum da en azından söz konusu değil şu anda maalesef. Bir nevi biraz daha soğumaya terk edilmiş gibi duruyor süreç. O yüzden içeride bizim çözüm öncesinde yapmamız gereken çok iş var. Sağlık da hepimizin hayatına dokunan en önemli alanlardan biri. O yüzden bugünkü gündemimizi de tamamen sağlığa ayırıyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Filiz Besin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyelim hemen. Hoş bulduk. Güzel bir gün diliyorum. Evet, şimdi tabii sizin bakanlığınız sonrası ilk programımız oluyor. Bakıldığı zaman hani takvime neredeyse 80 gün oldu tabii ama hani o süreçleri düşündüğümüz zaman bütçeydi, şuydu, buydu. Çok da bir zaman olmadı aslında, bir iki aylık bir süreyi geçirdi hükümet. Bir takım değişiklikler başladı sağlıkta. Özellikle polikliniklerdeki bu zamanın bir nebze de olsa uzaması önemli, evet, bir girişim. Bunun dışında da önce bu yeniliklerden başlayalım. Neler yaptı, nelere dokundu yeni hükümet sağlıkta? Sonra, evet, da tabii sorulara geçeceğiz, daha detaylı sorulara, evet, buyurun. Şimdi aslında gerek seçim propagandamızda, gerekse hani ben kendim daha Tabipler Birliği Başkanlığından gelen bir sağlık bakanı olarak hep söylediğimiz çok şey vardı. Ve tabii ki bu söylediklerimizi ne kadar, hani sivil toplumda çalışmak kolaydır, hep eleştirirsiniz. Geldiğiniz zaman bunların ne kadarını başarabiliyorsunuz, ne kadarını yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Biz geldiğimiz zaman önce açık söyleyeyim tüm hastaneleri, tüm sağlık merkezlerini, yani Sağlık Bakanlığı'nın çalıştırdığı diyelim. Çünkü özel hastaneler de elbette ki bizim hastanelerimizdir. Ama Sağlık Bakanlığı'nın işleyişinden birebir sorumlu olduğu kamu hastanelerini ve sağlık merkezlerini birebir gezdik ve durum tespiti yaptık. Yani bizim nereden ne insan kaynağımız var, hangi cihaz kaynaklarımız var, nedir elimizdeki her anlamda fiziki olsun, insan olsun ve diğer sağlıktaki kaynaklar olsun. Bunların bir tespitini yaptık ve hep söylediğimiz birçok sorun içinde önceliklerimizi tespit ettik. Dedik ki bizim önceliğimiz nedir bu sağlıkta? Yani neyi yapıp da gerçekten birazcık olsun sağlığı zaptırap altına alabiliriz. Çünkü biliyorsunuz gerçek sağlıktaki gerçek dönüşümü yapabilmek aslında bir takım yasalarla olacak olan bir şeydir. Ama hep o yasa yok, bu yasa yok deyip de aslında olan yasaları da uygulamamak ve denetim, disiplin sağlamadan habire şikayet etmek de bana göre mağdur edebiyatı yapmaktır ki hiç bizim tarzımız olan bir konu değil. Gördük ki evet, sağlık aslında yasal olarak tam gündür ama hani bu tam gün çok da net uygulanmıyor. İlk önce bütün gezdiğimiz yerlerde ve konuştuğumuz kliniklerde dedik ki hayır, mesai saatleri önemlidir. Kesinlikle mesai saatine uyulacaktır. Mesai saatlerine uyum da kesinlikle yerinden yönetimli olacak. Uzaktan kumandayla Sağlık Bakanlığı'nın o hekim geldi, bu hekim geldiydi değil. Birebir kliniğin şefi sorumludur, şeften sonra başhekim sorumludur, ondan sonra yataklı tedavi kurumu sorumludur ve Sağlık Bakanlığı sorumludur. Yani ben bir hekimin gelip gelmediğini önce şefine sorarım, sonra başhekime sorarım, sonra da yataklıya sorarım. Hı-hı. Aslında ben önce yataklıya sorarım, yani tabii benim sizin altımdaki hiyerarşiye göre. Yani burada insanlara veya yöneticilere aslında yetki verdik ve dedik ki, çünkü hep şikayet edilen neydi? Biz zamanında çok yazdık, çok söyledik. İşte Sağlık Bakanlığı hiçbir şey yapmadı, sümen altı etti falan. Hayır dedik, kesinlikle yazılan her şey kesinlikle soruşturulacaktır, gereği yapılacaktır. Yani bizim arkamızda duracak mısınız? Genelde söz şey budur. Evet, duracağız. Hala daha da durduğum sözümüzün söylediğimiz yerdeyiz. Evet, yasaya uymayan, mesaiye uymayan, gereğini yapmayan, şefi tarafından, başhekimi tarafından, yataklı tedavi kurumu tarafından herhangi bir sorgulamaya alınan bütün dosyalar sorgulanacaktır. Ve evet, arkasında duracağız bütün görevlendirdiğimiz yetkililerin. Hı hı. Bunu
yaptık. Günün sonunda yine gittiğimiz bütün merkezlerde dedik ki, yani neden poliklinikler 12'ye kadar, 1'e kadar? Neden yani biz mesai saatlerimiz daha uzun olmasına rağmen bunu bu şekilde kesiyoruz? Çünkü ciddi bir yığılma var acillerde. Acildeki yığılmanın nedeni nedir? İşte 12'den sonra hasta doktorunu bulamıyorsa acile gider. Evet. Ve baktık yani bir altyapıda bir sıkıntı yok, bu uzayabilir. Yine istişare ederek bütün kliniklerle bunun 2,5'a kadar uzatılması orderini verdik. Yani böyle bir uygulamaya geçeceğimizi ve bunun işte 1 Nisan tarihinden itibaren olacağını bütün kliniklerin şeflerine ve birebir hekimlere ilettik. Başhekimlikler de bu konuda kendi yönetim kurullarını, hastanenin kendi yönetim kurulu var. Orada toplanıp konunun detaylandırılmasını ve gerekli görevlendirmelerin yapılmasını söyledik. Onlar da yaptı, sağ olsunlar. Bu anlamda şunu söyleyeyim, yani ben hekim arkadaşlarımdan bu konuda hiçbir dirençle karşılaşmadım. Yani hepsi seve seve uygun düzenlemelerle bunun yapılabileceğini söylediler ve yapmaya da başladılar. Evet, yapılmaya da başlandı. Ha, şu anda %100 verimli miyiz? %100 değilse bile %80 verimliyiz ve bu da zaten daha bir ay oldu başlanalı. Günün sonunda bu evet %100'lere çıkacaktır. İnsanlar gördükçe hekimlerin orada olduğunu yayılacak. Aynen, ve bu... aynen. Çünkü çoğu kişi de hani telefon açıp randevu aldığında mesela ikiye randevu almıyor. Ama alsınlar yani, ikiye de randevu alsınlar. Yani işte 12'de doktor gider gibi bir şey vardır, hep böyle bir laf vardır. Hayır, doktorlar 12'de gitmez. 2.30'da da randevu alıyorlar. 3'e kadar polikliniktedir doktorlar. Yani 2.30 demek aslında yani 3'e kadar neredeyse poliklinikte olmak demektir. Ki bu bizim işte sağlıkta ciddi bir yığılma var ya acillerde ve bazı merkezlerde, aslında onu eritmektir. Elbette ki hastaların daha uzun saatlerde sağlığa ulaşımını sağlamaktır. Bu önemli bir adımdı. Bu hep söylediğimiz denetim derdik. Çünkü ben Tabipler Birliği'nde de hep onu derdim. Denetim eksikliği var, disiplin eksikliği var. Ve yani ben bunun işte bireylere bağlanması gerektiğini çok yanlış bulurum. Bu hükümetlerin görevidir, bakanlıkların görevidir, yetkililerin görevidir. Bunu sağlamak ve yasa bunu denetlemek. Yasa bunu veriyor idareye. Yasa bunu veriyor. Yani evet, eğer yasaya uymayanlar karşısında sizin çok güçlü yaptırımlarınız vardır. Yani işten atmaya kadar çok güçlü yaptırımlarınız vardır. Neden bunu kullanmayalım? İşte kullanmıyoruz. Çünkü bir popülizm, yani nedeni budur aslında. Yine çok üstünde durduğumuz konu otomasyondu. Kayıt altına almaktı sağlığı. Bu gelir gelmez yine bunun da çalışmasını yaptık. Ve çok bütün böyle sağlık merkezlerimizde, ta Dipkarpaz'dan Lefke Sağlık Merkezi, arada kalan bütün sağlık merkezlerinde kayıtların düzenli tutulması için altyapının durumuna baktık. Ciddi altyapı eksiklikleri vardı. Çok hızlı bir şekilde altyapıları şu anda %90 oranında tamamlanmıştır. %80 oranında da otomasyon tamamlanmıştır. Yani şu anda bütün sağlık kurumlarımızda, bunu sadece ana hastanelerimizde demiyorum, sağlık merkezlerimizde de bu geçerlidir. Hastalar geldiği zaman bilgisayara kaydediliyor. Hekim onun hastalığını bilgisayarda işliyor. Reçetesini büyük oranda bilgisayardan çıkarıyor. Raporunu bilgisayardan çıkarıyor ki bu çok ciddi oranda aslında hani şeyi de, kötü kullanımı da engelliyor. Yani o yasal boşlukların insanların kullanmasını da engelliyor. Ama tabii ki bizim için en önemli konu sağlığı kayıt altına alarak kaç tane hastamız var, kaç tane hangi hastalıktan kaç tane hastalık var, işte kaç hangi hekim kaç hasta baktı, bunların hepsini detaylı bir şekilde kayıt altına alabiliyoruz. Ha, bunu kayıt altına aldınız ama eğer bu kayıt altına aldığınız verileri günün sonunda sizin değerlendirecek bir istatistik biriminiz yoksa çok da anlamlı değildir aslında. Evet. Ve bunun paralelinde hemen Sağlık Bakanlığı'nda istatistik birimimizi kurduk. Bu her zaman sağlıkta çok ciddi bir şekilde eleştirilen bir konuydu. Biz de çok eleştirdik. Yani Sağlık Bakanlığı gibi bir bakanlığın istatistik biriminin olmaması. Yani sizin işte kanser patladı ama neye göre patladı? Bunu değerlendirecek bir istatistik biriminiz yok. Biyoistatistik biriminiz yok. Böyle bir birim kurduk.
Sağ olsunlar, yani özellikle de teşekkür ediyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu konuda bize ciddi destek verdi. Şu anda oranın istatistik bölümüyle oradaki çok değerli bir Ali hocamızla birlikte bu birimi kurduk ve onlardan da destek alarak birim çok ciddi şekilde çalışmaya başladı. Yani biz önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda çok güzel verilerle işte anında bir düğmeye basarak kaç tane diyabet hastamız, kaç tane kanser hastamız, bunların oranı nedir, bunların işte dünyayla karşılaştırması nedir, çocuk ölümlerinde dünyanın neresindeyiz, anne ölümlerinde dünyanın neresindeyiz, insan yaşamı süresi bakımından dünyanın neresindeyiz, bunların hepsini bilebileceğiz ki aslında bu minicik ülkede de bunları bilmek çok da zor değildir. Yıllarca hep bunu kanser üzerinde konuştuk. Kanser sayımız nedir bilmiyorduk. Evet. Çalışmalar oldu, sektör uğradı falan filan ama günün sonunda çok gerekli bir şey. Hatta eczacılık faaliyetleri için bile belki de. Yani mesela bir dönem şey çıkmıştı. İşte hastanedeki bir takım ilaçların işte tarihleri geçti, atılı kaldı, şu bu. Şimdi bilmeyince hangi hastalık ne oranda karşımıza çıkıyor? Bu doğal olarak bir başka yansımasını da herhalde burada görüyoruz. Burada görüyoruz. Bir de işin çok ciddi bir ilaç israfı var ülkede. Çünkü işte otomasyonun devreye girmesi ki ilaçta en büyük sıkıntı ilaçtaydı bugüne kadar. İlaç bir türlü giremediydi. Stoklarda ne kadar ilaç var bilmiyorsunuz. Takip edemiyorsunuz. Onları expire oluyor, atılıyor. Çok ciddi böyle depolar dolusu atılacak ilacımız var. Bunların ama biz bir sürü para veriyoruz ilaçlara. Yani o kadar ciddi bir kara delik ki o. Halbuki ilaç geldiği anda bilgisayara işlenir. İlaç hangi merkezde bitmişse kırmızı alarmı verir. Hangi ilaç expire olacaksa size sinyalini verir. Yani depoda olmayabilir, güzel yurttadır, mouse'adadır. Siz o ilacın nerede, ne kadar olduğunu anında görürsünüz. Çok ciddi bir kara deliktir ilaca verilen, bu şekilde kontrol altına alınamayan. Çünkü ciddi de bir insan kaynağı aldık eksiğimiz şimdi var. Şu anda %90 oranında aldık. Yani bundan sonra artık her gelen ilaç depoya girer girmez içleniyor. Bütün merkezler bu ilaçları görecek. Ve herkes yani bende yoktur, acaba nerede var diye Sağlık Bakanı'nı aramayacak. O depodan görecek, bu depoda vardır. Arayacak o depoyu. O diğer şehirdeki eczanesi gerekirse. Ha, ilaçta çok daha başka güzel bir çalışmamız daha var. Hep yine konuştuğumuz ilacın serbest eczanelere açılması. Yani siz hastaneye gidiyorsunuz. Dahiliyeciniz size bir ilaç yazıyor. İlle de bunu gidip hastanenin eczanesinden almayın, kuyruğa girip. Dışarıda kendi eczanenizden alın. Günün sonunda zaten bakanlık, Sağlık Bakanlığı bu parayı ödüyor. Niye Sağlık Bakanlığı ilaç ticareti yapsın? Bu hem hastanın ilaca olan erişimini çok daha kolay kılacaktır. Örneğin sizin 2 yıllık, 2 aylık, 1 yıllık ilaçlarınız vardır. Her seferinde gidip doktorunuza ve hastane eczanenize ulaşmak zorunda kalmayacaksınız. Dışarıdaki özel eczanelerinizden de bu ilacı alabileceksiniz. Bunun çalışmasını yapıyoruz Eczacılar Birliği ile. 1 Haziran koyduk hedef. Umarım bu 1 Haziran'ı başaracağız. Yani bu da hastanın ilaca olan ulaşımına çok ciddi bir şekilde kolaylık getirecektir. Evet. Şimdi sizlerden gelen yorumları da okuyacağım. Ama biraz daha ilerleyelim, sonra devam edin siz de bu arada izlemeye. Bir laboratuvar konumuz var, ona da değinmek isterim. Bu sigortaydı, şuydu, buydu. Ve işte az önce söylediğim kanseri belki biz işte hemen hemen maalesef her evde var. O yüzden çok daha fazla tartışıyoruz. Şimdi bir güvensizlik ortamı var. Neyi tahlil edip neyi tahlil edemediğimizi bilmiyoruz. Birçok konuda tahliller yönünden, hele de yangından sonra bir sıkıntı var. Bu konuyla ilgili girişimler nedir? Yani biz her şeyin tahlil edilebileceği bir yapıya sahip olamayacak mıyız ya da olamıyor muyuz? Bunun önündeki engel nedir eğer bu şekildeyse? Ya da projeler var mı, nelerdir bunlar? Evet, yine önceliklerimizden biriydi devlet laboratuvarı. Çünkü 1,5 yıl önce yanan devlet laboratuvarının şu andaki durumu, hani o eski görkemli akredite devlet laboratuvarından çok uzak olduğunu biliyorduk, farkındaydık. Şu anda devlet laboratuvarı yandıktan sonra oradaki
personel neredeyse böyle bir 1/3 kadar bir devlet laboratuvarının mekana sığıştırılmış. İşte birçok alet ve cihaz bazıları alınmasına rağmen bazı çok önemli olanlar yoktur. Bunun hemen çalışmasını yaptık. Tabii ki en önemli ihtiyaç doğru dürüst bir laboratuvar, yani bir fiziki altyapı. Neler olabileceğine baktık. Bayrak Radyo Televizyon'un arkasında daha önce TAK binasının başlanmış bir projesi vardı ki atıl durumda kalmıştı. Hı hı. O Maliye Bakanlığı'ndaydı. Onun incelenmesini yaptırdık. Hani biz bunu temelleri atılmış bir bu binaya devam edip laboratuvar haline getirebilir miyiz? İnşaat Mühendisleri Odası bunun denetimini yaptı. Evet, bize olabilir raporu verildi. Hemen Bakanlar Kurulu kararıyla bu binanın yerini Sağlık Bakanlığı'na aldık ve şu anda değişik firmalardan proje çalışması istedik. Hatta bir tanesi geldi bize, çok da güzel bir sunum yaptı. Şu anda proje üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki devlet laboratuvarı dediğimiz olay öyle basit bir inşaat değil. Çok teknik yanı olan, çok detaylı, hani her şeyin çok çok iyi planlanması gereken bir yapıdır. Onun için proje çalışması bilemiyorum, herhalde en az bir 2-3 ay sürecek. Ama bir an önce hani projeyi kime yaptıracağımıza biz karar verip TC Sağlık Bakanlığı'ndan da böyle bir katkı istedik. Onların da çalıştığı, laboratuvar yaptırdığı firmalar var. Onlardan da katkı istedik. Bizim bulduğumuz birkaç firma var. Şu anda onlarla görüşüyoruz. Günün sonunda böyle bir proje için ihaleye çıkacağız ve birisine ihaleyi vereceğiz. Kaynağımız var mı yoksa? Kaynağımız illeki böyle bir şey için Sağlık Bakanlığı kaynak bulacak. Yani böyle bir sıkıntı yoktur. Devlet laboratuvarı yapmak için kaynak bulamayacağız diye bir şey asla olamaz. Kendi sağlık kalemlerimiz var, fonumuz var. Maliyenin başka türlü Sağlık Bakanlığı'na ayırdığı kaynaklar var. Evet, biz kaynak bulup devlet laboratuvarını, maalesef devlet laboratuvarı için hiçbir kaynak bundan önceki bütçeye konmamış. Tabii ki biliyorsunuz biz son dönemde geldiğimiz zaman o bütçede çok da büyük bir oynama yapamazdık. Ama yapamasak da bize ayrılan kaynaklardan önceliklere göre onun yerini değiştirebiliriz. Yani böyle bir uygulamaya gideceğiz. Maliye Bakanlığı da bu konuda zaten yanımızda. Yani çok gerekli bir şey toplum sağlığı için, halk sağlığı için olmazsa olmaz bir konu. Devlet laboratuvarı konusunda ivedi bir start vermiş durumdayız şu anda. Lefkoşa Hastanesi'nde göğüs bölümü neredeyse 3 aydır full dolu yatak yok, hastalar için sedyede yatırmak zorunda kalınıyor. Oradaki hemşireler ve hekimler bunu yapıyor mecburen. Yatak kapasitesi artacak mı göğüs bölümünde Lefkoşa'da? Neden bu kadar astım hastası var? Neye bağlıyorsunuz diyor izleyicimiz. Doğrudur. Göğüs hastalıkları servisimizde ciddi yatak sıkıntısı çekmekteyiz. Tabii ki biliyorsunuz hastanenin kapasitesi artık %100 dolulukta çalışıyoruz hep. Yani kardiyoloji full dolu, kardiyovasküler full dolu, nöroloji full dolu, yoğun bakımlarımız dolu, her yer şey dolu. Çünkü bunu hep ben söylüyorum, nüfusun artışına paralel olarak altyapı ve insan kaynağımız artmadı sağlıkta. Bunun için ne hemşiremiz yetiyor, ne teknik personelimiz yetiyor, ne yataklarımız yetiyor. Yani böyle bir sıkıntıdayız. Evet, doğrudur. Burhan Nalbantoğlu içinde tabii ki yeni bir hastane projemiz vardır ve orada yatak sayısı şu anda 600 kusurdur Burhan Nalbantoğlu'nun. Yeni hastanede bu neredeyse binlere yakın olacak tabii ki. Öyle bir gelişme olacak ama yeni hastanenin yapılması da elle ki hemen yarın olamayacak. Bundan dolayı Burhan Nalbantoğlu'nun da sürekli bir genişleme, bulduğumuz yerleri bir servise dönüştürme çabasındayız. İşte başhekimliğin idari katı şu anda böyle bir servise dönüştürme çalışması oldu. En büyük sıkıntımız hemşire ihtiyacı vardır. Yani hemşire aldık ama hep böyle içeriden olan hemşireler terfi etti ve günün sonunda dışarıda bizim çok sayı artmadı. Yani 12 tane yeni hemşire geldi ki çok çok azdır ihtiyacımızın karşısında. Örneğin onkoloji servisinin 3. katı hala daha hemşire olmadığı için boş yataklarımız var ama açamıyoruz. Yani böyle bir sıkıntıdayız. İvedi yeniden bir hemşire alımı için talep yaptık Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan.
Yani dediğim gibi insan kaynaklarında çok ciddi eksiklerimiz ve sıkıntılarımız bizi var. Bizi sıkıyor tabii. Bu sadece sağlık içinde bizi. Değil, bir ekonomik protokol var. Yani bunu nasıl aşılır bilemem ama evet. Özellikle sağlık ve güvenlikte ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ciddi sorunlar tabii yaşıyoruz. Tabii sizler de bunları göğüslemeye bize, çalışıyorsunuz. Evet, ama çok yansıyan bir konu. Yani geldiğimizden beri işte sürekli bu ihtiyaç olan personelin sorununu aşmaya çalışıyoruz. Böyle bir enerji kaybı var sağlıkta. Bir başka soru var. Süt ürünleri ne kadar denetleniyor diye gelmiş. Bir de bu baz istasyonlarla ilgili evlere yakınlığı ne olabilir? Evlere yakın olan baz istasyonlar için herhangi bir proje var mı? Sağlık için zararlı mı? Bu çok tartışılan bir konu zaten. Bir de ülkede talasemi hastası kaç kişi var? Yıllık ilaç harcaması vesaire biliniyor mu? Biraz az önce girdik, daha spesifik sorulmuş. Süt ürünleri Tarım Dairesi'ne bağlı. Tabii Tarım Bakanlığı'na bağlı bir konudur onların denetimi. Biz onlar örnekleri alırlar. Devlet laboratuvarı yapar onların denetimini. Bize bağlı bir konu değildir. Baz istasyonları sizin de altını çizdiğiniz gibi gerçekten çok tartışılan bir konudur. Onların birazcık da boy, işte baz istasyonunun boyu, genişliği gibi kriterlerle ne kadar uzakta olacağıyla ilgili değişik kriterler, yani çok da net bilimsel veriler yoktur. Evet. Elbette ki önemlidir. Sürekli düzenli bir şekilde ölçümlerinin yapılması gerekir. Biz de Tabipler Birliği'nde bu konuyla çok çalışmış ve uğraşmıştık. Çevre Dairesi'nin çok daha ciddi çalışması gerekiyor bu konuda. Hani Çevre Bakanlığı'na bağlı bir konudur bu. Ama dediğim gibi de çok da tartışmalı bir konudur. Thalassemia, evet, 100'ün üzerinde thalassemia hastamız vardır. Onlar çok denetim altındadır. Kendi dernekleri daha çok titizdir bu konuda. Thalassemialılarla ilgili bir ilaç sıkıntısı yaşadık bu yıl. Bir ay önce ciddi bir ilaç sıkıntısı yaşadık. Ama bu hani bizim Kuzey Kıbrıs özelinde bir sıkıntı değildi. Dünyanın genelinde bir sıkıntıydı aslında. Yani Türkiye'de de birçok Avrupa ülkesinde de bulamadık. Ama şu anda o ilaç sıkıntısı aşılmış durumdadır. Yani büyük oranda biz onun ihalesine çıktık, ilaç geldi. Şunu şuradan bildireyim, çok özellikle son bir haftadır ilaçlarla ilgili çok ciddi şikayet alıyoruz. İşte hastalar bulamıyor anlamında. Doğrudur, hastalar çok haklıdır. Özellikle bu bütçenin durumundan dolayı ihalelerde bir gecikme olmuştur. Ama şunu bilin ki bu hafta sonuna kadar bütün ihaleler bitmiştir ve ilaçlar elimize de olacak. Yani şu anda da büyük oranda ilaçlar artık elimize ulaştı ve onları biz dağıtıyoruz. Yani bu bize bir haftalık bir sıkıntı var ama yani o da dediğim gibi birkaç gün içinde çözülecek bir konudur. Şimdi az önce Lefkoşa Hastanesi'nin yetersizliğinden bahsettik. Şimdi siz gittiniz Türkiye'ye, Sayın Recep Akdağ'la görüştünüz. Hatta orada bir şehir hastanesinde gezdiniz. Bu şehir hastanesi şu anda düşünülen, Lefkoşa'da yapılması planlanan, biraz orada bir bilgi kirliliği de olabilir. O yüzden netleştirelim. Yani sanki Cumhuriyet Türk Partisi özelinde bu tarz bir projeye karşı duruş vardı sanki. Şimdi nedir? Yani Sağlık Bakanlığı bir önceki bakanlığın yaptığı projeyle birlikte hareket edebilecek mi? Yoksa yeniden bir takım revizeler mi olacak orayla ilgili? Sayın Bakan'la da görüştünüz. Orada sonsuz bir destek var bu konuyla ilgili olarak açıklamalara yansıyan. Tabii yapılması için daha süre var ama en azından prosedürel anlamda bir sıkıntımız var mı? Prosedürel anlamda hayır, hiçbir sıkıntımız yoktur. Recep Akdağ'la Türkiye ziyaretimizde çok detaylı görüştük bu konuyu. Yine sonradan kendileri buraya geldi. Burada da başbakanlık bünyesinde bu konu çok tartışıldı. Yine biz işte birkaç gün önce Türkiye ziyaretimizde Sağlık Bakanı'yla da bu konu gündeme geldi. Oradaki aslında durum şudur. Yani biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak herhangi bir projeye gelsin ve burada yapılsın duruşuyla değil, bize uygun, bizim işte küçük ülke yapımıza, bizim insani alışkanlıklarımıza, hastalarımızın alışkanlıklarına uygun
bir hastane, yani bize uygun bir hastane yapılması duruşundayız Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak. Hı hı. Bizim ülkemize uygun bir hastane yapılsın. Biz o anlamda zaten yaptığımız görüşmelerde de bu talebimizi hep dile getirdik. Ha, bu tabii hastanenin yapılma şekli nasıl olacak? İşte yap, işlet, devlet, hı hı, kamu özel ortaklığı gibi bir takım değişik yapım şeyleri, şekilleri vardır. Bununla ilgili de yine son başbakanlıkta olan görüşmede de hani onlar bize nasıl bir sözleşme olabileceğini gönderecekler. Biz de bize uygun şartlar, benimsediğimiz, benimsemediğimiz şartlarla ortak bir şekilde sözleşmeyi imzalayıp yola çıkacağız. Ha, biz özellikle bakanlık olarak hep daha küçük, kompakt bir hastanenin ve de modüler tarzda, hani hastaneyi yaparsınız ihtiyaca göre büyürsünüz bir modelin bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için daha uygun olduğunu hep vurguladık. Onlar da buna sıcak baktılar, doğrudur dediler. Hatta bu anlamda işte bize gönderilecek olan 4-5 çeşit mimari şey var, hastane yapısı var. Biz onların içinden seçeceğiz, bize uygun olanını karar vereceğiz ve hani uygun yapım şekliyle de radyo televizyonun arkasında yine çok büyük bir aramızımız var bizim. Orada bir hastane yapımına başlanacak, yani bu gecikecek bir durum değil. Sadece normal rutin prosedürlerdir. Cumhuriyetçi Türk Partisi illeki bir hastane yapımına tabii ki onay verir, yani böyle bu bir mutlaka büyük bir ihtiyaç. Orada işte o şey, o bir Türkiye'de son dönemde yapılan o devasa hastaneler gibi. Evet. İçinde alışveriş merkezleri, şusu busu olan ama evet, başkası tarafından işletilen falan, o modeller. Evet, yani işte biz o modelleri Sayın Recep Akdağ'la da, Sağlık Bakanı'yla da görüşürken hep hani kendimize uygun. Yani onlar da bu anlamda bize hiçbir şekilde tam destek veriyorlar. Bir sıkıntı yoktur yani o konuda. Sosyal sigorta emeklisi kurul kararıyla aldığı ilaçları dışarıdaki özel doktorlarda yazdırıp alabilecek mi? Sosyal sigorta emeklisi zaten şu anda da alabiliyor, bunu değil mi? Alabiliyor. Çalışma Bakanlığı'nın etsacı konusunda yaşadığı ciddi bir sıkıntı vardır. Ondan dolayı bir 5-6 aylık bir gecikmeleri var ki ödemelerde biz Sağlık Bakanlığı olarak bunların hiçbirini, bize gelen hiçbirini mağdur etmeden biz kendimiz ilaçları verdik bu hastalara. Yani sigorta kapsamında olmalarına rağmen, oradan alınması gerekmesine rağmen biz devlet eczaneleri olarak bu hastaların hepsinin, bize gelenlerin ilaçlarını verdik. Elbette ki sigorta emeklisi özel doktoruna yazdırıp alabilecek. Tabii ki şu anda da alabiliyor zaten. Evet. Şimdi bu bizim halk meclisi programlarımız var. Sürekli böyle köyleri gezdiğimizde. İzliyorum. Özellikle daha ücra bölgelerdeki hani hastane değil de şeyler yok mu? Nedir? Söyleyin ismini. Sağlık merkezleri. Sağlık merkezleri. Sağlık merkezleriyle ilgili genelde yetersizlikleri konusunda, hekim eksiklikleri konusunda hemen hemen her bölgede bu tip şikayetler hep gelir. Bunlarla ilgili çalışma ne boyutta? Bir de mesela son aklıma kalan çok daha spesifik, hatta köylülerin de karşı karşıya kaldığı, Pamuklu'da işte bir yer ayrıldı, yapılacak karpaz, çok bekliyor böyle bir yatırımı. Şimdi Mehmetçik diyor ki bizde sağlık ocağı var, orası geliştirilsin falan. Tabii bir de bu var. Mesela Güzelot'ta da vardı benzer tartışma. Ama bu sağlık ocakları üzerinden nasıl daha geliştirilebileceğine yönelik konuşabiliriz. Bir de o şeyi merak ediyorum. Yani ne olacak? Pamuklu tarzı orada bir yeni inşa söz konusu olacak mı? Yapılıyor mu böyle bir çalışma? Şimdi sağlık merkezlerinin geliştirilmesi bizim de hem hükümet programımızda hem bizim şu andaki bakanlık olarak da önceliklerimiz arasındadır ve bu konuda ciddi bir efor sarf ediyoruz. Evet, biz hastalara sağlık sunumunu yerinden vermek istiyoruz. Yani istemiyoruz Dipkarpaz'daki bir hasta Mausa'ya veya Lefkoşa'ya gelsin. Hı hı. İstiyoruz ki önce Dipkarpaz'da bunu yapabilsin. Yapamıyorsa Yenierenköy'de çözsün, çözemiyorsa İskele'de çözsün veya Mausa'da öyle. Çünkü biz ancak o şekilde bu zinciri doğru kurgularsak, sağlık merkezi kendi görevini yaparsa, ikinci basamak kendi görevini yaparsa, üçüncü basamak rahatlayacak ve üçüncü basamakta gerçekten yapılması gereken hastalar bakılacak, yapılması gereken ciddi ameliyatlar, büyük ameliyatlar yapılacak.
Ondan dolayı gelir gelmez 18 tane sağlık merkezimiz var. Hepsini yakın takibe aldık. Bütün sağlık merkezlerinde bir pratisyen veya dahiliyeci, bir kadın doğum uzmanı, bir çocuk doktoru ve bir diş hekimi olması için kolları sıvadık. Büyük oranda iki merkez hariç bunu da başardık. Şu anda uğraştığımız bu 18 sağlık merkezimizde de basit kan tetkiklerinin yapılabilmesi. Yani yine dediğim gibi uzaktaki bir merkezden basit bir idrar tahlili için çıkıp Yeni Erenköy'den Mausa'ya gelmesin hasta. Oralarda basit kan ve idrar tetkiklerimizin yapılabilmesi için ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bunu da birçok yerde başardık ama daha %100 sonuca varmış değiliz. Yine oralarda basit röntgenlerin, bir akciğer grafisinin, basit bir kırığın grafilerinin çekilebilmesi için birer röntgen cihazı alınması ve oralardan hastaların bu basit işler için merkezi hastanelere gelmemesi. Yine kadın doğum uzmanı gidecek bir ultrason, ki artık kadın doğumda ultrason olmazsa olmaz. Ultrason cihazlarının olması için. Yani sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi bizim birebir, benim de çok önem verdiğim bir konudur. Ve bu adaya, bu ülkenin yapısına da en uygun sağlık sistemidir. Hasta önce kendi merkezinde doktoruna ulaşabilmelidir. Olmuyorsa bir sonrakine gidebilmelidir. Ondan da olmuyorsa bir sonrakine. Eğer ki biz bu zinciri kurarsak, Burhan Nalbantoğlu'nun bu acayip yoğunluğu da gidecektir. Hastalar kendi yerlerinde hizmete ulaşacakları için, ilaca ulaşacakları için de çok daha mutlu olacaklar. Yine bunun ötesinde 65 yaş üstünde mobil hizmetleri geliştirmek için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yani 65 yaş üstü hastaneye gidemeyecek, yatalak olan, ilacına ulaşamayacak olan insanlara evine hekim ve hemşire göndermek, işte yatak yaraları olan yatalak hastalar var, onların tedavilerine yardımcı olmak. Bunları biz Sağlık Bakanlığı altında mobil hizmetler ünitemizde yapmaya çalışıyoruz. Bazen de yerel yönetimlerle işbirliğiyle yapmaya çalışıyoruz ki bu da çok önemli bir konudur. Yani sağlık öylesine ortak bir kavramdır ki yerel yönetimlerle Sağlık Bakanlığı'nın işbirliği aslında hastaların çok çok işini kolaylaştıracak olan bir konudur. Bütün bunlar bizim aslında önceliklerimiz arasında olan konulardır ve olmazsa da olmaz konulardır. Tabii bunlar için de, ama şimdi söylediğiniz şey röntgen cihazı, şu bu falan, bu hep yani bir taraftan maddi kaynak varsa bile eleman ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Aynen öyle, aynen öyle. İşte ciddi boyutta hem cihazı alabilmek adına hem de personel bulmak adına çok büyük bir efor sarf ediyoruz bu son günlerde. Devam. Evet. Daha fazla. Şeyde proje neydi o? Pamuklu yapımı söz konusu, evet, olacak mı? Evet, tabii onu? Yani öyle bir proje vardır. Bizim elimizde dadır o proje. Evet, söz konusu olacak. Bizim de projelerimiz arasındadır. Yani devletin devamlılığı vardır. O bölgede merkezi bir yerdir. Yani bütün o şey... Turizm merkezi haline de geliyor turizm artık. Turizm merkezi, evet, yani çok ihtiyaç... fazla oteller var. O uzaktaki, Dipkarpaz'daki insanların ta buralara gelmesi çok da kolay değil. Oralarda daha yakın bir yerde... Daha iyi bir hastane kesinlikle haklarıdır. Bunun için açıkça söyleyeyim, sadece bina anlamında değil, esas sıkıntımız insan kaynağı. Hmm. Yani hekim, hemşire ve... Yani şu an olsa da ne kadar yönlendirilebilecek? İşte şu an olacak, yani illeki olacak böyle bir proje var. Dediğim gibi bakanlığın da devamlılığı vardır. Yani bunu biz iptal etme gibi bir durumumuz asla yoktur, öyle bir şey kesinlikle düşünülmesin. Ama dediğim gibi onkolojinin bir katını hemşire olmadığı için şu an ben açamıyorum. Bir de bu Güzelyurt'ta atıldı şey, temel. Şimdi kaldı sonra galiba. Kalmadı, hayır. Nedir durum? Bu konuda çok da böyle üzülüyorum da, böyle yanlış yorumlar yapılıyor. Şimdi biz geldik, o hastanenin birinci etabı bittiydi. İkinci etabının... Baktık mimari projesinin durumu nedir? Mimari projede ciddi sıkıntılar vardı. TC'den gelen bir heyet de uyarılar yapmıştı. İşte havalandırma, aciz girişi, ambulans girişi ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı ve bunların düzeltilmesi istenmişti. Bunlar önümüzde duruyordu. Yani düzeltilmiş değildi. Elektrik projesi bitmiş değildi.
Bir yanda baktık böyle bir durum var. Diğer yanda baktık ki bu hastane için herhangi bir kaynak kondu mu bütçeye? Böyle bir kaynak da bulamadık. Çünkü bütün diğer hastanelerle birlikte sözlü olarak TC ile konuşulmuş bundan önceki dönemde. Tabii ki kolları sıvadık çünkü gerçekten önemli bir konudur. Yani Güzelyurt Hastanesi atıl falan kalacak değil, kesinlikle bitirilecektir. Şu anda projenin düzeltilmeleri bitmek üzeredir. Elektriği bitmiştir. Kaynağı biz kendi kaynaklarımızdan büyük oranda bulduk. Ve büyük ihtimalle de seçim yasaklarına girmeden bir ihaleye gireceğiz. İhalenin sonuçlandırılması büyük ihtimalle seçim yasaklarından sonraya kalacak. Ama ihale projesi hedefimiz seçim yasaklarından önce ihaleye çıkmaktır. Yani Güzelyurt Hastanesi illeki bitirilecek. Bitirilecek. Kaynak da bulunmuştur. Proje daha düzenleniyor. Üzerinde çalıştığımız, çok ciddi çalıştığımız bir konudur. Bu konuda yapılan dedikodulara da açıkçası bir Güzelyurtlu olarak da üzülüyorum. Tabii bölgenizdir de değil mi? Yani bölgenin ötesinde zaten yarım kalan Güzelyurt gibi bir yerde ki bugüne kadar biliyorsunuz hep böyle verildi verilecek tartışmaları nedeniyle hep bir gerileme, yatırımın olmadığı bir bölgede böyle de bir moral bozukluğuna gitmek. Yani biz böyle bir şeyi asla kaldırmayız ve yapmayız da. Evet. Şimdi geçen gün gerçekten anlamakta efor da sarf ediyorum yani bireysel anlamda da. Şimdi bu ikinci iş yasağı 40 defa mahkemeye gitti geldi. dinliyorum, okuyorum, kim ne söylüyor falan. Bir türlü de çok da fazla da anlayabilmiş değilim açık söyleyeyim. Ama günün sonunda bir mahkeme kararı gene ortaya çıktı. Sizi bağlayan kısmı, sıkıntı yaratan kısmı var mı? Bizleri ilgilendiren kısmı ne derece var? Sizleri derken yani hastaları. Biz hastaları ilgilendiren kısmı. Evet. Biz gittiğimiz zaman hekim istiyoruz. İşte ne kadar fazla hekim, hemşiremiz olsun, sağlıklı hizmet alalım. Tabii yasalar da, anayasa da, onlar da sonuçta bir devletin işleyişi açısından çok önemli. Bir önceki bakanın çok serzenişi vardı, çok enerjimizi alıyor diyordu bu konu. Siz de karar çıktı, geldiniz. Nedir? Yani var mı bir sorun şimdi bizi bu konuda? Bizi Sağlık Bakanlığı olarak yasanın söylediği hiçbir şey zora sokmaz. Eğer yasa bir şey söylemişse biz yürütme olarak görevimiz bu yasayı uygulamak olduğunu zaten çok çok iyi biliyoruz. Ha günün sonunda uygulanamayacak yasaları da yürütme hazırlar, meclise götürür, mecliste gereğini yapar. Burada bize göre bir sıkıntı yoktur. Aslında mahkeme çok da güzel bir karar verdi. Dedi ki hekimlik mesleği dedi. Mesai saatleri içine sıkıştırılamaz. Hekimlik mesleği elbette ki Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde ve kontrolünde mesai saatleri dışında da kamusal alanlarda yapılabilir. Yani bizi, ha şunu da söyleyeyim, basın üzerinden yani mahkemenin henüz gerekçeli yazılı kararı bana ulaşmadan basın üzerinden yapılan dedikodular veya yazılımlar üzerinden de Sağlık Bakanlığı yorum yapmaz aslında. Hı hı. Ama mahkemenin kararı, şunu belirtmek isterim. Mahkemenin kararı ne olursa olsun Sağlık Bakanlığı bunu uygular. Yani burada bir sıkıntı yok. Ha uygulamada sıkıntı olursa biz gerekli yasal düzenlemeleri yapar, meclise götürürüz. Hayır, kafamızı karıştıran şudur mesela. İşte X özel hekim, yani hı hı. kamuda çalışıp da kliniği de olan bir hekim. İşte hastanede devam edebilecek şey, yani ben gidip hastaneden de mesai saati sonrasında ondan hizmet alabileceğim gibi de bir tartışma var. Evet, öyle bir... Bu böyle bir düzenlemeye mi gidiyoruz biz? Öyle bir zaten bizim kamu sağlık çalışanlarının 40. maddesi diye bir maddemiz var ki o maddenin altında hekimlerin mesai saatlerinin dışında hastanede hasta bakma hakkı vardı. Burada özel kelimesi, özel hasta bakma hakkı diyordu yasa ki özel kelimesini mahkeme ikinci iş çağrıştırdığı için düzenlenmesini istedi. Hı. Ve yeniden bu maddeyi meclise gönderdi.
aslında hikaye budur. Yani bu yasada olan bir şeydi. Bugüne kadar altyapı eksiklikleri ve başka nedenlerden dolayı, birçok nedenden dolayı bu uygulanmadı. Sonra bu ikinci iş yasağı gündeme geldikten sonra bu uygulanmaya çalışıldı. Ancak yine bir döner sermaye bir Anayasa Mahkemesi'ne tosladı. Ve bu konuda mahkemeye taşındı. 40. madde de mahkemeye taşındı. Şu anda bizim hukukçularımızın, avukatlarımızın bize verdiği bilgiler aslında Sağlık Bakanlığı'nı rahatlatan, sıkıntı yaratacak değil, rahatlatan bir karar vermiştir. Yetkileri Sağlık Bakanlığı'na vermiştir mahkeme. Yani Sağlık Bakanlığı bunları denetlemek ve yasaya uygun şekilde, tüzüklere uygun şekilde bu hekimleri çalıştırmak zorundadır. Biz bunu yapacağız. Yani şu noktada da Sayın Sucuoğlu'na çok katılıyorum. Bundan önceki dönemde bu konu maalesef gündemin merkezine oturdu ve Sağlık Bakanlığı yapması gereken birçok şeyi aslında yapamadı. Ben kendi adıma, biz ekip olarak böyle bir konuyu gündemimizin merkezine oturtmak ve sağlıkta binlerce milyonlarca sorun beklerken sanki sadece da sağlığın bütün sorunu buymuş gibi, kaldı ki bu aslında bütün ülkenin sorunudur, sadece sağlığın değil. Yani bizim hastalarımız ilaç bekliyor, bizim hastalarımız yatak bekliyor, bizim hastalarımız bakacak doktor bekliyor. Bizim tek sorunumuz bu konu değildir. Zaten konu mahkemeye taşınmıştır. Mahkeme de kararını veriyor. Günün sonunda meclis de bu konuda düzenlemelerini yapacak. Biz yasanın söylediği şeyleri, emrettiği şeyleri yapacağız. Yani bu kadar basit. Yok. Bu kadar da olayı abartıp habire bunu konuşmanın da bence kısır bir döngüden başka bir şey değil. Hayır, bizim bakanlık olarak biraz önce de anlattığım gibi yapacak çok ama çok çok işlerimiz vardır. Ha, bu konuda ben bütün kesimlerden, bütün toplumun kesimlerinden bize katkı vermelerini rica ediyorum ve bunun çağrısını yapıyorum. Çünkü sağlık hepimizindir. Her an hepimiz o acilde olabiliriz. Her an hepimiz o yatak bulunamayan durumda olabiliriz. Her an çocuğumuza bir şey olabilir. Ve aslında el ele verip yapmak zorunda olduğumuz şey, hiçbir siyasi menfaat gütmeden, hiçbir popülizm yapmadan, hiçbir özel kesimin çıkarını ön plana çıkarmadan sağlığı total olarak düzeltmektir. Ben bunun çağrısını yapıyorum. O kadar da takılmıyorum bunlara. Lefkoşa'da ortaya çıkan bu sahte sağlık raporuyla ilgili bir soruşturma söz konusuydu Sayın Bakanım. O konuyla ilgili yeni bir gelişme var mı? Sahte sağlık raporu dediğiniz öğrencilerin yaptığı değil mi? Evet. Biz o konuyu gündemimize gelir gelmez polise devrettik zaten. Polis gerekli soruşturmayı yapıyor. O şu anda polisin soruşturmasında. Gerçekten üzücü bir durumdu. Evet, Tarık Bey'in sorusunu da soralım. Bu biraz belediyeleri herhalde ilgilendiriyor ama sağlık olunca tabii Sağlık Bakanlığı'na da yönlendirelim. Mahalle aralarında dolaşan sinek ilaçlama araçları bu yılda insanları ilaçlayacak mı? Çok güzel. Şimdi geçen sanırım bir 10 gün önce biz bütün belediyelerle ve İçişleri Bakanlığı'yla bir toplantı yaptık. Ve bu konuda da yani biz Sağlık Bakanlığı olarak asla hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanımı bizim tarafımızdan yapılamaz. Yani buna karşıyız. Bunu net bir şekilde de vurguladık, söyledik. Larvasit kullanıyor Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz. İsteyen tabii belediyelerin de şu anda bu yeni ihale yasasından dolayı ilaç almada ciddi sıkıntıları var açıkçası. Yani böyle de bir sıkıntıyla sürekli Sağlık Bakanlığı'na geliyorlar. Ama tabii Sağlık Bakanlığı da kendi ihtiyaçları doğrultusunda ilaç alıyor. Günün sonunda yaptığımız toplantıda bütün adanın kuzeyinin, tabii buna ara bölgeler de dahildir, haritalandırılması kararını aldık. Yani orada da işte otomasyon kayıt önemlidir. Hiçbir nokta boş kalmayacak. Çünkü ne kadar ideal yaparsanız yapın, birkaç noktayı bile boş bıraksanız oradan üreme olur. Yani biz eğer belediyeler, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bütün adanın kuzeyini çok detaylı bir kayıt altına alır ve bütün sinek üreyecek yerleri düzgün ilaçlarsak aslında günün sonunda çok daha ilaçlamaya şeyimiz kalmayacak. Yani kullanan belediyelerde kimyasal kullanan, ki biz çok karşıyız buna, gerek kalmayacaktır onların da bunu kullanmasına. Yani 1940'larda biliyorsunuz Sinekçi Aziz dediğimiz adam İngiliz hükümeti tarafından görevlendirilmiş ve bütün adayı sinekten kurutmuş. Biz bu çağda eğer bunun
tartışmasını yapıyorsak aslında tamamen bir aciziyettir. Tabii bunu yapmayan belediyeleri ama yani bireylerin de biraz bilinçli olması lazım. Eleştiriyoruz, ilaçlamıyorlar, işte şey bizi, sinekler bizi sokuyor diye de şikayet edin. Çok duydum yani bu ilaçlama yapılmadığı için. Ama bireyler lütfen doğru dürüst çevreyi temizlemeyen, işte evet, çöpleri toplamayan, su kaynaklarını kurutmayan belediyeleri eleştirsin. Çünkü esas sinekler oradan ürüyor. Şimdi bir soru var. Gece kulübü çalıştayında Çiğdem Hanım sormuş. Tablonun vahim olduğunu söylemiştiniz bu konuyla ilgili olarak. Ne yapıldı bugüne kadar? Geç İçişleri Bakanlığı uhdesinde bir konu ama. Evet, İçişleri Bakanlığı'nın uhdesinde ama biz Sağlık Bakanlığı'nı da çok ilgilendiren bir yönü var. Çünkü bu gece kulübünde çalışan kadınların esas muayeneleri bizden geçer. Hı hı. Yani her hafta bunları biz muayene ederiz. Tabii ki orada biz birebir hastalıklarla, hastalıkların nasıl yayıldığını ve toplumun hangi hastalıkların girdabında olduğunu aslında görürüz. Ha bir daha bir başka şeyi daha görürüz. Muayene edilmeyen ama yine bir şekilde bu sektörün içinde olan çok farklı da bir kesim var ki onların hastalıkları da bize gelir ve biz onların da farkındayız. Ondan dolayı yani bu konunun birkaç değişik boyutu var. Bir tanesi tabii insan hakları ve insan ticareti, evet, boyutudur ki bu hepimizi ilgilendiren. Yani tıpkı benim böyle bir ülkemde böyle bir olayın olmasından dolayı utanç duyduğum gibi eminim toplumun büyük kesimi de utanç duyuyordur. Bu yüzyılda insanların bu şekilde alınıp satılıp pasaportlarına el konulup böyle özel yerlerde kalmasına. Yani onun tabii diğer bir boyutu biz de bu mekanları denetledik ve hijyen anlamında da hiç sağlıklı mekanlar olmadığını tespit ettik ve gördük. Biz Sağlık Bakanlığı olarak görevimizi yapacağız, denetleyeceğiz hijyen anlamında da. Tabii ki zaten hastalık anlamında kontroller yapıyoruz. Ama hükümet anlamında da artık bu işe bir çözüm bulunması, yani bunun siyasi bir kararlılıkla ne olacaksa, ne yapacaksak, yasaklayacaksak yasaklayacağız ya da bir yasayla zaptırap altına mı alacağız, hı hı, bunu da artık devletin karar vermesi gerekiyor. Cansın Hanım sormuş, bağımlılıkla ilgili herhangi bir rehabilitasyon merkezi çalışması var mı? Bununla vardır, ilgili var sanırım. Nedir oradaki durum, gelişme var mı? Bu konuda ciddi bir sıkıntısı var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, evet. Maalesef bir bağımlılık merkezimiz yok. Yani bu bağımlı hastalar bizim Barış Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gider ve diğer psikiyatri hastalarımızla birlikte tedavi olur. Onun ötesinde de bir rehabilitasyon yok. Bu konuyla ilgili ciddi birkaç projemiz vardır. Bu önümüzdeki günlerde bu projeleri hızlı bir şekilde devreye koymak için uğraşıyoruz. Yani bu bizim çok öncelikli ivediliklerimiz arasındadır. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın, gerekse hükümetin ve Başbakanlığı'nın. Başbakan'da sürekli olarak, evet, buna atıfta bulunuyoruz. Aynen. Hatta bir yer vardı Kalkan'da, sonra galiba başka bir yerde. Kalkanlı'daki yerle ilgili ciddi bir çalışmamız vardır. Yani olacak gibi görünüyor onun işte protokolünü ve sözleşmelerini. Özel bir işletme olacak orada. Kamu özel işletmesi olacak. Yani sadece özel değil, hı hı, Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde, Sağlık Bakanlığı'nın denetlediği ve Sağlık Bakanlığı'nın baktıracağı hastaların tedavi edildiği kamu özel işletmesi gibi bir model olacak. Çok güzel. Süremizi tamamladık. Ama şey için de ben teşekkür edeyim bu arada. Bu sigara denetimi konusunda ilk göreve geldiğinizde sizden bir ricada bulunmuştuk. Sonra da başladı. Ama tabii onu da Kıbrıs usulü yapıyoruz biz. Yani bir saate kadar yasak var. Bir saatten sonra artık memur gelmez mantığıyla yasak ortadan kalkıyor. Herhalde bilmiyorum, bilgi dahilindedir. İlk günlerde hatta çok şey de duydum. İşletmeler kendi aralarında bir telefon mekanizmasıyla birine geldiği zaman diğerlerini, böyle de şeylerimiz var. Var mı çalışmalar, ne oranda gidiyor o iş? Çok iyi gidiyor. Çok ciddi ve kararlılıkla gidiyoruz olayın üzerine. Hatta o konuda bir daha yasada da bir takım düzenlemeler yapıp hani daha yasayı daha uygulanı, evet, hale kapalı alan, çok katı alan şu anda tanımını da galiba falan. Çok da katı değil. Yani bazı şeyler sadece çok net değil. Evet biliyorum, 12'den sonra artık gelmezler deyip millet serbest bırakıyormuş, serbest ama buna çok güvenmesinler. 12'den sonra da denetimler illeki olacaktır. 12'yi bulamadım. Şunu ben söyleyeyim, evet, size. Peki çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biliyor musunuz 5000'in üzerinde sigara içilmez levhası dağıttık. İnanabilir misiniz? Yani ne kadar kötü durumdaydık. Evet.
Çünkü yasa var, yani bir yasa var ama işte bütün hikaye o. Yani yasayı uygulayacak mısınız? Yani böyle bir soru olur mu? Yasa zaten uygulanmak için vardır. Aslında ilk yani bu ikinci işte daha bir yasayı uygulayacak mısınız? Evet. Yani bir yasa varsa tabii ki uygulayacak. Yani uygulanmamak diye bir lüks olamaz ki. Yani kimsenin böyle bir yetkisi yok. Kesinlikle. Kolay gelsin diyelim. Teşekkürler. Zaman zaman yenilikler, yeni konularla ilgili sizlerin görüşlerini, başvurunuzu ağırlamak isteriz tabii ki her zaman. Kolay gelsin. Daha güzel, sağlıklı bir yarınlar için uğraşmalarınızı, mesailerinizi daha da artırarak çalışmanızı istiyoruz hep birlikte. Kolaylıklar diliyorum tekrardan. Teşekkürler. Efendim, Sayın Filiz Besim'le birlikteydik Sağlık Bakanımızla ve tamamen sizlerinden de gelen sorularla gündemimizi, sağlığımızı konuşmaya çalıştık. Bugünü noktalıyoruz. Yarın yine farklı konularla ülke gündemindeki konularımızı, sıkıntılarımızı aşmanın yollarını konuşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler, görüşmek üzere. Sonu muhabbetlerinizin içecekleri gazeteniz Diyalog'tan. Ailenizle, dostlarınızla hayatınızı tatlandırın. Her cuma bir